Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere başarılı oyunculardan bahsedeceğim arkadaşlar. İnsanlar nasıl başarılı oyuncu oluyor? Şöyle bir de aynı şunu söyleyeyim. Yani benim söyleyeceğim maddeler oyunla ilgili ama siz sadece oyun olarak algılamayın. Normal kendi hayatınıza bile anlatabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendi hayatınıza bile uygulayabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum hemen. Ufacık bir şeye bakacağım. Tamamdır. Dediğim gibi arkadaşlar, bir işte başarılı olmak istiyorsunuz. Yani biz şu anda Marvel Şampiyonat Turnuvası oynuyoruz. Ben bu olayı arkadaşlar Marvel Şampiyonat Turnuvası'nda uyarlayacağım. Siz ister Marvel'a uyarlayın, ister okul hayatınıza, ister iş hayatınıza veya aile vesaire falan. Bunlar size kalmış arkadaşlar. Başarılı olabileceğiniz 10 tane maddeye başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar birinci madde, bence en önemli madde. Yani diğer 9 maddeyi de yapsanız abi, bu birinci madde olmadığı sürece patates olursunuz arkadaşlar. Patates. Peki nedir? Birinci maddemiz pes etmez arkadaşlar. Yani başarılı o insanlar, başarılı oyuncular asla pes etmezler. Mesela arana kasıyorsunuz abi. Kastınız. Alamadınız. Ne oldu? Hadi bıraktım ama abi bir daha kasmayacağım. Ya lanet olsun işte 2M ile kaçırdım. 300K ile kaçırdım. Geçmiş olsun. Direkt pes ettiniz. Yani bu maddeyi yapmazsanız, pes etme maddesini yapmadığınız zaman arkadaşlar, otomatik olarak diğer 9 tane de yapsanız paratesiniz arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden en önemlisi pes etmeyeceksiniz abi. Ne olursa olsun pes etme. Olmadı mı? Başka yollara bakacaksınız. Ne oluyor? Denediniz, kaybettiniz. Bir daha deneyeceksin. Gücünü artıracaksın, bir daha deneyeceksin. En sonunda başarılı olacaksınız arkadaşlar. Aynı benim gibi. Ben mesela ne yaptım? Bilen arkadaşlar bilir. Nick Fury arenasını kaç meyle kaçırmıştım? 2-3 meyle mi ne kaçırmıştım? Ben şimdi Nick Fury'yi 5 yıldızına kasmışım. Alamadım. Bu sefer ne yapacağım abi? Hoba alamadım. Ya lanet olsun. Bırak gitsin mi? Deseydim şu andaki pozisyonuma gelemezdim arkadaşlar. Yani şu anda çatır çutur hamdolsun 4-5 aydır bütün yeni karakterleri alıyorum. Arenayı kaybettiğim, seriyi kaybetsem, dövüşte kaybetsem hiç fark etmez arkadaşlar. Çatır çutur devam ediyoruz. İkincisi arkadaşlar, risk alacaksınız. Sonuçta bu bir risktir. Hayatın kendisi bir kere risk. Yaşamak bile riskli değil mi zaten? Yani bugün yolda yürüyorsunuz. Adam yolda yürürken kafasına araba lastiği geliyor ya. Lastik giderek ölüyor. Yani hayatın kendisi bir kere riskken oyunda da mutlaka risk alacaksınız arkadaşlar. Riskler size aynı zamanda tecrübe de kazandırır. Yani daha önce yapmadığınız bir şey. Bir hedef koyabilirsiniz vesaire vesaire falan. Muhakkak arkadaşlar, hayatta da oyundan bahsettiğim için dediğim gibi siz oyundan anlatayım. Siz işinize yarayacak her yerden algılayın arkadaşlar bunu. Risk almanız gerçekten çok önemli. Risk hakikaten önemli. Aynı benim mesela ne yapıyorum? İşte challenge yapıyorum değil mi? 10.000 kredi işte yapamazsam oyunu bırakma riski aldım. Bu sefer daha da arttırdık. 12.000 dedik bu sefer de. Gibi gibi arkadaşlar, risk almak da hakikaten çok önemli. Üçüncüsü arkadaşlar, kesinlikle ne kadar pes etmemek önemliyse bu da o kadar önemli. Fedakarlık yapacaksınız arkadaşlar. Fedakarlık yapıp gerekirse yorulacaksınız. Ben dediğim gibi yine oyundan örnek veriyorum. Siz istediğiniz yere koyun hayatınızda. Mesela oyunda ne yapıyorum abi? Arena'da ilk 150'ye girmeye çalışıyorum. Benim hesabımdan daha yüksek 3000 tane hesap var oyunda. Şimdi bunlar oyuna belli bir süre ayırıyorlar. Benim bunlardan daha çok ayırmam lazım ki, daha zamanımdan daha çok fedakarlık etmem lazım ki ben bunları geçebileyim. Bunu yaparken de muhakkak yorulacaksınız arkadaşlar. Yorulacaksınız, yani yorulmadan yok. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz ya Türkçe'de. Aynen öyle arkadaşlar. Fedakarlık yapacaksınız ve yorulacaksınız. Ama sakın şunu unutmayın. Yorulma bir şekilde geçer arkadaşlar. Yorgunluk her türlü geçer. Ama yorgunlukla beraber, azminizle beraber gelen başarı her zaman kalıcıdır. Arena'dan kimi aldım? 5 yıldız Sunspot'u aldım. Şimdi nasıl? Kral şov yapıyor. Şu anda İttifak Savaşı'nda arkadaşlar. Büyük ihtimalle akşama yayınlayacağım. Montajını falan yaparım yine arena boşluklarında falan. Bu da bir dur yerinde be. Gundi. Bir vuruş arkadaşlar. Joe'ya 105K vurmuş ya. 105K. Nasıl aldım ben o karakteri? Yoruldum, uykusuz kaldım vesaire falan. Aranasını kastım. Yorgunluk ne oldu? Püf, bitti abi. Yorgunluk o başarıyı kazanana kadar arkadaşlar. Fedakarlık yaptım zamanımdan. Yoruldum. Karakteri aldım. Ne oldu? Yorgunluğum da geçti. Fedakarlığım da geçti. Ama başarım baki kaldı arkadaşlar. Bu yüzden fedakarlık yapacaksınız. Gerekirse yorulacaksınız. Mesela zaman ayıracaksınız abi. Tamam, atıyorum. Arkadaşlarınızla sinemaya gitmeyeceksiniz. Bu oyunda başarılı olmak istiyorsanız. Bu işin kuralı bu. İstemiyorsanız hiç başarılı olacağım. Hatta şu anda videoyu bile kapatın. Yani başarılı olmak istemiyorsanız bu oyunda videoyu kapatın.
Gelin arkadaşlar dördüncü maddeye zaman yönetimi. Azimlisinizdir, tamam, fedakarlık yapıyorsunuz ama hangi zamanlarda yapıyorsunuz? Ara ne kasacaksınız, doğru mu? Hangi zamanlarda kasın? Hero'ları kullandıktan sonra belli bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresi gelecek. O zamana kadar arkadaşlar ne yapacaksınız? Başka arenalara kasacaksınız. Ne yapacaksınız? Aynı zamanda kredi kasmış olacaksınız. Arenanızı kasacaksınız. Vesaire vesaire. Belki altın da kasacaksınız. Bu şekilde birçok koldan gelişeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden zamanınızı da düzgün yöneteceksiniz. Mesela ne yapıyorsunuz? Atıyorum mesela basic arenada ne var şu anda? Sabertooth var. Sabertooth'u kastım. İşte ne oldu? Yarım saat arena kastım. O karakterlerin gelmesine 1,5 saat var. Hadi biraz yatayım derseniz patates. Veya atıyorum ne oldu? İşte kastınız karakterleri, 1 saatte bitirdiğiniz karakterlerinizi 1 saat sonra geri gelecek. Siz şimdi 1 saat sonra karakterlerin geri geleceğini biliyorsunuz. Ama 5-6 saat sonra oyuna geri bakarsanız rakiplerinizin arkasında kalabilirsiniz. Bu yüzden zamanınızı iyi yönetmeniz lazım arkadaşlar. 5. maddeye geliyorum. Bu da arkadaşlar bir nevi psikolojik motivasyonla alakalı. Nedir abi? Kötülerden etkilenmeyeceksiniz arkadaşlar. Kötü eleştiri yapanlardan, abidik gubidik, sizi eleştiren tiplerden, benim tabirimle paradeslerden etkilenmeyeceksiniz. Tabii ki eleştirecekler arkadaşlar. Yani siz başarılı olmaya başladığınız anda şunu unutmayın. Herkes sizin gibi başarılı olamayacak. Ve mutlaka ya işte mesela ne diyecekler? Ya bir oyuna bu kadar vakit ayrılır mı? İşte asosyal olduğunuz kardeşim varsa başarı bu değildir. İşte nedir abi başarı? Falanca yapmaktır, filanca yapmaktır. Niye? Çünkü kendisi yapamıyor ki. Vakti yok. Yapamıyor arkadaşlar. Yapmıyor değil. Yapamıyordur. Yani bir kere yapar sonra bırakır. Ama siz bunu devamlı yapınca ne yapıyorsunuz? Artık ondan daha yukarı çıkıyorsunuz. Daha üst sıralara çıkıyorsunuz. E artık kıskanıyor. Size gücü yetmiyor. Gücü yetmeyen zaman neye yetiyor? Dili yetiyor sadece. Diliyle vıdı 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 parates gibi konuşuyor arkadaşlar. Bu yüzden bunların laflarından etkilenmeyeceksiniz. Hatta görmezden geleceksiniz ki benim çok yaşadığım bir şey. Arkamdan çok konuşuyorlar arkadaşlar. Ben de bunları uzaktan takip ediyorum. Ben her zaman da bir ticaret adamıyım arkadaşlar. Mal takibi iyi yaparım. O yüzden çok da iyi mal takip ederim arkadaşlar diyerek yapıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir önceki maddemiz kötülerden etkilenmezdi, kötülerden. Bu maddemizde iyilerden etkilenir arkadaşlar. İyi olanlardan, daha başarılı olan tiplere mesela bakabilirsiniz. Ben bakıyorum mesela kim var daha başarılı veya hangi konuda başarılı. Bir tane adam ittifak savaşı oynarken mi başarılı? Ben onu sürekli takipteyim. Her attığı videosunu çatır çatır takip ederim. Ötekisini arena kasmadı mı? Acaba nasıl kasıyor? Taktikleri ne diye. Herkes benim gibi anlatmaz arkadaşlar. Ben anlatırım da. Çünkü benim için bir sıkıntım yok. Yani benim komple hayatımın geneli bir rahatlık yaşadığım için benim bir sıkıntım yok. Oyunda zaten başarılıyım. Yani benim ayırdığım vakti herkes ayıramaz. Biraz imkan meselesi. Ama kendi çapını dedik ya, dördüncü madde. Zaman yönetimini yaparsanız arkadaşlar daha etkili olur. Ve iyilerden etkileneceksiniz. Eğer iyilerden etkilenirseniz hiçbir sıkıntı yok. Çatır çutur onların güzel yanlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer maddemizde kaçıncı maddemiz oluyormuş? Şöyle bakıyorum. 7. maddemiz arkadaşlar. Başkalarından etkilenmez. Başkasıyla zaman kaybetmez arkadaşlar. Neyle? Mesela neye odaklandınız siz şu anda? Atıyorum burada arena kasacaksınız değil mi? Oradan bir tanesi geldi, hadi gel top oynayalım. Atıyorum ya mesela ne oldu? Aa bir tane film var. Çizgi film başladı. Film başladı. Dizim başladı. Yan yattı. Çamura battı. Ya da sinemaya gideceğim. Ne oldu? Oyunu bırakıp gittin. Aa kaybettin. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Ben size Einstein'dan bir ufak bir örnek vereyim arkadaşlar. Einstein bir çalışma yaptığı zaman, yanına biri geldiği zaman işte bir şey yapacak ya. Einstein'ın çalışmasını bölecek. Ne yapacak arkadaşlar? Zaman kaybettirecek Einstein'a. Einstein hiç sesini çıkarmazmış arkadaşlar. Bir tane kağıt uzatırmış böyle. Ne derdin varsa kağıdını buraya yazar. Kağıt notlarda da bu not yazar. Ne derdin? Ben Türkçe'ye çeviriyorum. Ne derdin varsa buraya yaz. İşim bittiği zaman bakarım. Çat temiz. Ne oldu? İşine odaklandı abi. Zaman kaybetmedi. Kral. Bir diğer madde arkadaşlar. 8. madde. Kendileriyle yarışırlar. Mesela ben şu anda atıyorum. Gencerme ile kendimi bir tutsam. Ben tamamen atıyorum şu anda. Ben bir haftada 10K, 15K gelişiyorken adam 40-50K gelişiyor. Şimdi ben bununla kendimi yarışa tutsam. Şu andaki seviyemden bahsediyorum. Şu andaki seviyemde kendimi ben bu adamla yarışa tutsam bırakmam lazım. Çünkü adam sürekli aradaki farkı açacak. O zaman ne oldu? Hop selamünaleyküm. Ama kendimle yarışırsam mesela nedir? İşte ilk hafta 8K geliştim. İkinci hafta 9K gelişeceğim ya da 8,5K gelişeceğim. Kendimle yarışırsam işte o zaman arkadaşlar başarıyı yapmış olurum. Veya işte atıyorum bir ayda 10K kredi kasmıştım. Bu sefer 12K kredi kasacağım. Kimle yarıştım? Kendimle yarıştım arkadaşlar. Kendinizle yarışırsanız her zaman başarılı olursunuz. Ama kendinizle yarışırken
rakiplerinizin de gerek çok zirvedeki olanları, gerekse sizin yakınızdaki olan arkadaşlar, bunları da yakından takip edin ki gelişmelerden uzak kalmayın. 9. maddeye geleceğim arkadaşlar. Şu domino izin verirse, domino da çok riskli bir karakter. Mesela şu anda 5 yıldız varla kasıyorum ama karakterlerin gelmesine 5-6 dakika vardı. O esnada ne yapayım dedim. Hem bunu oynuyorum hem de video çekiyorum. 4. madde zaman yönetimi arkadaşlar. Zamanı yönetiyorum yani boşa yatmıyorum. Hadi domino sen de bir git de. 9. maddeye gelelim. Ve 9. madde arkadaşlar, herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Edemezsiniz arkadaşlar. Meyve veren ağacı taşlarlar. Size bir örnek vereyim. Hazreti Peygamberimizden örnek vereyim. Daha iyisi var mı? Daha iyi insan yok. Ama ne oluyor abi? Gönül kötüleyenler de var etrafında. Onları memnun etmeye çalışırsan ne olacaksın? Bu sefer yanlışa sapacaksın. Doğruları ve hedeflerinizi belirleyeceksiniz arkadaşlar. Belirlediğiniz hedefe çatara çutara gideceksiniz. Ve son 10. maddede anlatacağım arkadaşlar. Bir de artı bonus bir tane daha vereceğim. Çevrelerini genişletirler. Neden arkadaşlar? Çevresi geniş olan insanlar başarısız insanları görür ve bunların nasıl başarısız olduğunu bilir. Demek ki bunları yaparsam başarısız olurum der. Ve başarılı insanlar arkadaşlar baktıklarında bu adam başarılı insan, bundan ne koparsam kârdır derler. Dediğim gibi arkadaşlar kimse yani benim gibi yaptıklarını anlatmıyor. Bakıyorsunuz piyasayı da görüyorsunuz yani sonuçta bir sürü YouTube kanalı takip ediyorsunuz. Hangisi anlatıyor? Bir tanesi yok, bir tanesi. Sadece yaptığı ufak tefek şeyleri gösteriyor ki benimki emekle ilgili, bir de parayla ilgiliydi arkadaşlar. Bunların dışında arkadaşlar bütün bunları yapabilmeniz için bir de hedef koymanız lazım. Onunla ilgili zaten ayrıca bir video yapacağım arkadaşlar. Yine arena boşluklarımda zaman yönetimi 4. madde arkadaşlar. Zaman yönetimini yaparak arena boşluklarımda videosunu yapacağım. İnşallah sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar bu videolar. Ben oyun olarak anlattım. Siz kendi hayatınızda nerede başarılı olmak istiyorsanız orada bunu koyun. İş hayatı mı? Okul hayatı mı? Zirveye oynayın arkadaşlar. İkinciliği düşünmeyin. İkinciyi düşünen üçüncüye razı olur. Üçüncüye razı olan da kaybeder arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah video faydalı olmuştur. Herkese iyi oyunlar.